Bu gördüğümüz tablo her zaman ileriye yönelik de konuşulacak. Al, çek. 13 Kasım 2018 tarihinde Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında bir işçi tarafından öldürülmüş, işçi temsilcisi Osman B. ve sendika şube başkanı Mustafa S. yaralanmıştı. Cinayet zanlısı Sedat U. ise olay sonrası fabrikadan kaçmak isterken yakalanmıştı. Olayın üstünden 2 yıl geçti, Karacan davasıyla ilgili mahkeme kararını verdi. Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara çıkan davada Sedat U, Genel Başkan Abdullah Karacan'ı öldürmek suçundan 12 yıl 6 ay, iki ayrı yaralama suçundan 3'er yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan 7 sendikacı ise Sedat U'ya karşı hürriyeti yoksun kılmaktan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Tamam, sabret hacı. Karar öncesi sanık Sedat U kendisini savundu. Sedat U ifadesinde ben olay yerine bıçak gitmedim. Genel başkanla benim bir problemim yoktu. Ben diğer kişileri şikayet etme açısından üzerine memnuniyetle gittim. Olay yerinde çıkarılan üstüme başkaları koymuştur. Benim tanıklara cezaevlerindeyken müdahale etme durumum yoktur. Beni içeri zorla aldıktan sonraki süreçte ben istesem çıkabileceğim yönümde beyanlarda bulunuyorlar. Bu mümkün değil. Benim darp edildiğim raporlarda sabittir. Ben ölmemek için mücadele ettiğim takdir mahkemenindir ifadesini kullandı. Öte yandan mahkeme kararı sonrası açıklama yapan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, mahkeme tarafından verilen kararı kendilerini tatmin etmediklerini söyledi. Tabii bunlar nihai karar değil. Demin ifade ettiğim gibi yine istinaf mahkemelerinde kesinlikle itirazımız olacak. Aynı şekilde Yargıtay süresi de devam edecek arkadaşlar. Süreç, mahkeme süreci şu ana kadar burada Adapazarı Adliyesi'ndeki mahkeme süreci bitmiştir. Bu saatten sonra istinaf mahkemeleri olacaktır. İstinaftan sonra da Yargıtay süreci devam edecektir arkadaşlar. Bu karar bizi tatmin etmemiştir. Onu da belirtmek isterim. Türkiye'de bir öncülük yapıyoruz. Bizim